Grammar Eğitimleri için çok fazla duymak istediğimiz bir isim değil. Ruat Akkaya. <laughs> yani Öncelikle değerlendireceğim şu anda bir fikir değişikliği yaşarsa arttıysa hakkını veririm. Abi bu, burada değilken çocuğu utandırmıyor musun? Yok. Evet. İyi sezonlar herkese. İyi sezonlar. Sprite sunar. Merhaba, yeni bir programla karşınızdayız. NBA Fantezi Draft'ımız zaten hepinize açıktı ve haftalık bir programla bundan böyle konuklarımız da olacak. Her hafta değişen konuklarımızla birlikte Uğur Ozan Sulak ve ben Orkun Çolakoğlu sizlerle olacağız. Haftanın gündemi, hafta geride kalan haftanın öne çıkanları fantezi ligimizde neler bunları değerlendireceğiz bakalım. Biraz formattan bahsedelim tabii. NBA fanteziye aşina olmayan izleyicilerimiz de olabilir. Biz 16 takımız. Yani aslında 12'si 12 takım olması biraz daha makbul. ama 16 çok ilgi var. <laughs> Aynen kimseyi reddedemedik. 16 takım arasında tabii bir şampiyon olacak. 8 takım yine NBA playoff sistemi gibi playoff oynayacaklar. Ee, sadece bir konferans varmış gibi bizde ve e, biz sezon boyunca e, Sprite'ın da desteğiyle birlikte 20 hafta e, hem işte bu ligdeki hamleleri hem işte takımların durumunu hem de e, sonuçta gerçek e, performanslar olduğu için ee, biraz da NBA gündemine de e, değineceğiz. Hep, hep de farklı bir konu kalmaya çalışacağız. Oyunun mantığını zaten hani takip edenler çoğunlukla biliyordur ama çok kısa özetlemek gerekirse e, belli kategorilerdeki biz 9 kategoriyi seçtik. Temeli de oyunun odur. 9 kategoride istatistik kategorisinde işte kadronuzdaki oyuncular haftalık performansları üzerinden yarışıyor. Yani atıyorum top çalmadı sizin kadronuz işte rakip e, takımın kadrosuna üstünlük sağlayabilecek mi? 9 tane bu bunun gibi kategori var ve 9 e, tane de üstünlük sağlamaya çalışıyorsunuz toplandı. Ee, yani biz head to head oynuyoruz. Tabii ki farklı şekilde oynayanlar ve sevenler Hı -hı. var. Bizde toplamla de, oynayanlar var. Toplamla sezonluk lig. Aynen. Bizde e, haftalık e, işte o istatistiklerde 9'da yani 5 olan kazanıyor ama tabii ki 7-2 kazanmak, 8-1 kazanmak daha mantıklı, normal sezonu düşündüğümüzde daha olumlu etkisi oluyor diyelim. Playoff'ta ise 5-4 kazanmanız bile yeterli tabii ki eşleşmeyi geçmek için. Ama tabii playoff'a daha çok var. O yüzden öncelikle bir normal sezonu bitirelim. Katılımcılardan bahsedecek miyiz? Ee, tek, tek. Gibi? tek tek. Tek tek. Yarışmacılardan kitap. yani sayacak mıyız? Bence gerek yok, bilmiyorum. Allah utandırmasın diyelim. Kaan Kural'la başlıyoruz. <laughs> ağır bir konukla başladık programa. Yani... Fiziksel olarak mı? Hayır. Yani estağfurullah. estağfurullah. Öyle bir hadsizliği yapamam zaten. Ama hani ligde bu hani profil ağırlığını, statü ağırlığını şimdiye kadar lige yansıtamamış bir isimden bahsediyoruz. Biraz da abi. gergin şu anda çünkü ağır bir yenilgi aldı evet. kendisi. Yok çok da ağır bir yenilgi almadım. Yani sonuçta ilk hafta olduğu için kısa bir hafta. Burada özellikle maç sayıları çok belirleyici oluyor biliyorsun. Maalesef 7 eksik maç yaptığım için ki bu yaklaşık %17 demektir. Hı hı. E, talihsiz mağlubiyet aldık. Bir, bir tek şey şaşırdım. Yani yenileceğim zaten asist, top çalma ve üçlükle yenileceğim çok belliydi de e, serbest atışları inanılmaz attı yani. Hani normal standartların çok iyi ötesinde attı. Yoksa 5-4 bitecekti, 6-3 bitti. Hemen bu e, konuya değinecek şekilde eşleşmeyi de görelim ekranda. E, Kaan Kural verdiği bilgilerde e, haklı. E, 7 maç gibi bir fark var. Evet. 33 maça 40 maç ki 33 maçın iki tanesi de Matisse Taybul'un toplam bir buçuk dakika oynadığı iki maç yani. Ben final Onu... skoruna bakarım ama. E tamam. <laughs> ya yani sonuçta ben kay... yani şu alanları kazanmayı bekliyordum. Ee, serbest ee, şut yüzdesi, Hı -hı. serbest atış yüzdesini de kazanmayı bekliyordum. Onu kaybettim çünkü çok çok ekstra serbest atış attı. Ee, normal standartın üzeri. Bizde de Valenciunas falan o, o, e, %80'nin altında ilk maç 6'da 2 falan attı. Oluyor öyle şeyler. Olabilir. Evet, Hani maç eksiği olmasa bir bantı Yani normalde kazanmam lazım. Onu maç eksiğinden kaybettim. O yüzden çok da şaşırmadım. E, Blo zar zor kazanabildik maç eksiğinden Ama bunlara e, bu yüzden çok da mutsuz değilim. Olur o kadar. ilk hafta itibariyle. E, bu hafta ben şeye dikkat ettim. Şimdi ilk haftalar tabii klasik e, ilk takas senaryoları nedir diye. Ligde henüz takası olmadı. Tabii bir sürü teklif havada uçuşuyor ama genelde <laughs> başta kazıklamak temelli teklifler olur genelde bunlar. O tekniklerin hiçbiri kabul edilmedi. Bey, İlk hafta serbest piyasada çok az oyuncu kalmış olmasına rağmen yani bütün belli bir seviyenin üzerinde daha doğrusu 15 dakikanın üzerinde alan vehmelemeler oyuncu kadrolarda. Fakat öyle ya da böyle beklenenden daha fazla süre alan, sakatlıktan nedeniyle öne çıkan bazı oyuncular olabiliyor. İlk hafta kimler ne kapacak ee, ki geçtiğimiz yıl e, Emre Özcan'ın Demonte Graham'ı ilk hafta kadrosuna katmış olması çok ciddi fark yaratmıştı. Ee, bu hafta şu ana kadar hani en kayda değer katkı herhalde Ruatak kuş yaptı kağıdın Cansın ilk günden evet. kadrosuna katarak e, bir yani havadan gerçekten bir transfer yapmış oldu Ben de küçük bir uyanıklık yaptım açıkçası Kodizyaların sakatlığına beri gelir gelmez Bizmak 10 boyu aldım bakın. Programın reytingleri için çok fazla duymak istediğimiz bir isim değil. Ruat Akkuş. <gülüyor> 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 Ama ilk hafta itibariyle adından az söz ettirdi yani. Kat gibi bir yanıt. Evet, evet. 8 birlik bir skor. Haftanın sonuçlarını bu arada şu anda görüyorsunuz. Ekrana verdik. Onur beni 5-4 mağlup etti. Şu anda kendisi de programı yere çömelmiş bir şekilde takip ediyor, izliyor. Çok aynen aynen. Yani Kaan abinin takımı biraz daha... Kesinlikle biraz daha pivot ağırlıklı bir takım Orkun. Sen fazla yani bana da satmaya çalıştı. Ben inanın da haftaya nasıl yaklaştığını birebir deneyimlerim. Yani e, özellikle Atlanta maçında kadrosundaki Trey Young'ı ittire ittire bir takım yerlere getirdi İnan Özdemir. Tabii onun için özel bir anlamı var. Yani bu eşleşmenin sana karşı oynayan herkesin olduğu gibi. Herkes yap geçerli. Neyime bu. veren ağaç taşlanır. Estağfurullah abi sen hani başka bir yerdesin hepimizin gözünde haliyle biz de ve inan da yenmek istiyordu. Yenilmiş İlk hafta ha Kaan abi, Kurallı iyi bir giriş yapmak istiyor lige. Treyyan Jalen Brown kariyer haftalarını oynadılar neredeyse tebrik ediyoruz bir şey demedik. Evet, ben hadi, sadece serbest alışla yenilmiş olmaya biraz takıldım o kadar. E, sen de az önce değindin yani terbiyesizlik sınırlarını zorlayan Takas teklifleri de oldu hafta içerisinde. Ee, kapalı kapıları ardında. Ne kadarını açacağız bilmiyorum. Uğur Karakulukçu yine çok agresif başladı. <gülüyor> <gülüyor> yani Gerçekten. Yani bana en son Nerlens Noel'i e, satmaya çalışıyordu. Olmadığı bir oyuncu gibi lanse ederek <laughs> yemedik. Uğur Karakulukçu da ilk haftanın hani kaybeden menajerlerinden biri. Evet, her alanda kaybetti. Hem i̇lk saygı hafta, kaybetti. İlk <laughs> hafta dikkat çeken eee kuş demişken tabii ki Canerelerle birlikte ama niye kimlerle oynadılar ve alınan skorlar. İlk haftanın en e, dikkat çekici skorları 8-1'lik skorlar ve şey çok önemli. Özellikle e, şey gene eksik maçtan belki biraz hafif şikayetçi olabilir Uğur. 5 maçı eksikti. Benim gibi 7 değildi belki ama 40'a 35 maç yaptı. Yine de 8-1 çok ağır bir skor 5 maç eksiklerine rağmen. 5 işte o da %16 eksik maç oynamış oluyor. Oluyor böyle şeyler. Hele kısa haftalarda daha çok oluyor. Fakat 8-1 çok ağır. Bence haftanın esas e, mutsuz ismi geçen yılın flash ismi e, bu sezonun promosyonlarında da bir numaralı isim. Ozan Can Sülüm maç eksiği olmamasına rağmen sadece bir maç farkı olmasına rağmen 8-1 gibi çok ağır bir yeniliği aldı. Takke düştü. Yani bu sene <laughs> Averaj takımı olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey demedim abi. Takke düştü. <laughs> Bu arada tabii canerelerin fantezi basketbolda kazanması da güneş tutulması gibidir. Yani gördüğünüz zaman yakalamanız gerekir o anı. Çünkü hani sezona yansıması çok yüksek ihtimal mi? Çok sağlıklı draft yaptı ama şimdi hakkını teslim edelim. Sağlıklı draft yaptı ama... ama sağlıklı, sağlıklı takım mi? kuracak mı orası çok Sağlıklı bir, soru bir teknik direktör mü? Fanteziye yaklaşım olarak burada soru bu. Biz tabii ki yani şu an biraz afaki konuşuyoruz. Yani ilk program, ilk programın günahı olmaz e, şeklinde Ama daha çok hani ilerleyen dönemlerde e, gerek tavsiyeler gerek ligdeki tabii. kapalı kapılar ardında e, hani dedikodular demeyelim kavgalar işte senin biraz bahsettiğin e, bu takas teklifleri ben de Uğur'dan çok talihsiz bazı teklifler aldım. Yani bunları tabii yani sınırları zorladığı noktalarda açık edeceğiz. Kamuoyuna Peki, sunacağız. Biz ikimiz mağlup olduk sen kazandın sen kendi eşleşmenden mi ee, Evet ben, ben Fero'yu ekibimizin yeni... E, bu arada Serhat Bey'i e, her ne kadar e, konuğumuz olsa, gönlümüzdeki yeri ayrı olsa da onun verdiği takas tekliflerinde şiddetle kınıyoruz. Ben Feron'um mu? Evet. Ya bana gelmedi. Sen ha e, sen daha iyi. Ben bilirsin. de e, Jabari Parker'ı içeren bir paketle <laughs> e, yani muhatap olmak durumunda kaldım. <laughs> bana teklif gelmedi kendisinden. Ben 7-2'lik bir skorla kazandım. Evet ekranda e, şu anda. Kendisine karşı ve yani tabii Sanatçılarına kötü davranan bir ülke. <laughs> <İnaşı> verdik. <laughs> ee, özür diliyorum sevenlerinden, kendisinden. Ee, ama sahada profesyonelce davranmak durumundaydım. Benim takımda da yani bakma çok eşek var. Senin bir uzun sıkıntın var galiba. Eyvah. Uzun sıkıntım var, uzun yok. Ee, çok tayı... Yani draftta beni geriye götüren bir otopik talihsizliği yaşadım. Geçen seneki esprinin bir şey vebali midir bilmiyorum. <laughs> Eric Bledsoe'yu aldı o topik. İlk maçtan sonra ama aa Eric Bledsoe diyordun ne oldu? İlk maçtan sonra aa tamam Eric Bledsoe dedik yani küfürlü ifadelerde kullandım evde. Tabii ki burada tekrarlamayacağım. İlk maçı o, iyi oynadı ya. İlk maçı iyi oynadı ama işte ondan sonra, sonra şey... Evet. Sonraki özüne döndü. <laughs> Şu orta doğru. <laughs> Obi Topin, Isaac Okoro, hani çaylak genç oyuncu. Hadi Obi Topin sakatlandı, Bir mazerettir de. diyelim ama Tanyevic gibi Küçük. biraz gençlere yöneldin ama. Küçük bir ekleme yapayım. Hı -hı. 74 üçlük atmış Orkun'un takımı ki ha, hakikaten Houston Rockets e, destur ister yani. Evet, küllerinden doğan Markanen seni ilk hafta taşıdı. Nakalım ha, şey gibi oynadı. E, hayati katkılar yaptı. Ha onu diyecektim. Biz bizeyiz burada evet. E, şey Mitchell'dan çok bir şey alamadım. Gordon Hayward bayağı iyi durumda. Yani o iyi başladı zaten aşağı yukarı böyle katkı veriyordu. Yani aslında mesela Bertans'tan falan da daha fazlasını bekliyorum. bu üçlüğümüz. E ne yapacaksın abi? 103'lük mü atacaksın? Gerekirse atarız. Yani şartlar onu gerektiriyorsa atacak bir kadroyu oluşturduğumuz ortada. Abi, Ama bir uzun bekliyorum. Şöyle. İnsani tekliflere açım. E, küçük bir sana fanteziyle ilgili e, tiyo vereyim. Hani belki şeyin yoktur. Tecrüben yoktur. Abi bir kategoriyi 7 katla kazanmakla bir farkla kazanmak arasında hiçbir fark yok. Yani herkesin fantezisi kendine tabii. <laughs> Öyle değerlendirmek lazım. Kimin... Ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Burada Onu sorgulamıyoruz. <laughs> yani bizim Uğur Ozan'la bir fikrimiz vardı. Burada hayata geçmedi ama. Evet. E, yani istersen. Araya ondan, girme ihtiyacı hissettin. Ondan da bahsedelim. Yani Sokrates e, sansür konusunda aslında çok net e, tavırda bir tabii ki. kurumdur. Burada e, bazı isim önerilerimiz oldu. Hatta burada krediyi tabii ki hak eden e, kişiye vermek lazım. Sen Feriştah Yenge koymuşsun <laughs> bu programın evet. ismini. Evet ama geçmedi. Yani karar aşamasından geçmedi. 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 Neden geçmedi? Hakkaniyetli kaniyetli jüri yine mi devrede? 3 <laughs> kişi 2'ye 1 bitmiş o oylamada. Yani koyamadık bu ismi. Bunun yerine daha yaratıcı olan NBA fantezi ismiyle yola devam ediyoruz. Ya yani haftalık fantezi de keza hani değerlendirmeler arasında şu anda hani belki de ismi belirlenmeden yayına girilmiş tarihteki <laughs> Birkaç program. YG'ye <laughs> Allah Allah ne konuşuluyor <laughs> acaba dedirten ve ilgiyi çeken bir isim. Evet, so, bu <laughs> sonra e, Sonuçta hemen çok kısa üzerinden geçelim. Söyledik işte Ruat Akkuş, e, Ozan Can Sülüm'ü 8-1 yenmişti. Canereler Uğur Karakurukçu'yu 8-1 mağlup etti. Evet. E, i̇nan beni 6-3 yendi. Onur Erdem, e, Uğur Ozan'ı Ozan 5-4 mağlup etti. Biraz evvel bahsettik Orkun Çolakoğlu e, sanat... Konuğumuz Ben Ferro'yu 7-2 mağlup etti. Onun dışında Emre Gür kaynak Emre Özcan'ı yani geçtiğimiz yılın başarılı takımlarından biri olan Emre Özcan 6-3 mağlup etmeyi başardı. Emre Dermisi aynı zamanda. Aynen. Orada da biraz tabii maç dezavantajları önemli. Ali Konavic medya devimizi baya baya perişan etti. Los Angeles Trilaches'de yani isminin gerçekten hakkını veren bir takım. Bu hafta senle karşılaşacak. Fantasy Basket'in evet. Çok önemli. Ya Lakers'ta bir... oynayan ya da yolu Lakers'tan geçen oyuncuları <laughs> tercih ediyor. Yani 7... maç anlatımındaki prensibini buraya da taşıyor. 7 2 yılı. bu arada geçtiğimiz yılın başarılı takımlar işte Emre Özcan, Ozan Can başarılı Geçtiğimiz yılın başarılı ekibi sezona da iyi girdi. Onu da söyleyelim. Aras Bayram da Burak Balaban'ı 7-1 mağlup etti ki ilk gün itibariyle Burak Balaban çok öndeydi. Sonra dümdüz etti Aras Bayram. Bazı takas teklifleri hani konuştuk. Evet. Şimdi ekrana da belki getirebiliriz. Benim Kaan abiye bir teklifim oldu Rudy Gober'i istediğim ama Kaan abi ofiste şey falan demiş. Kyrie Irving'in yanına çöpler falan konuluyor. Aslında Aaron Baines'i vermiştim ki ben bu takası Emre Özcan'a da tebliğ ettim. Emre Özcan biliyorsun pozitif yorumlarıyla genellikle hayatta yer bulan bir isimdir. Bu teklifi Kaan abinin kabul edebileceğini söylemişti ama ben bu kadar... E, net bir şekilde reddedilmesine açıkçası şaşırdım. Neleri istedin? Ne istedim? Goberi istedim. Yanında kimi istedin? Kimi istedim? Mikael Bridges istedim. Evet. Yani sonuçta Kyrie müthiş başladı ama Kyrie'nin böyle gideceğine çok inanmıyorum ben. Tamam. Aaron Benz'in de bu sezon kaç maç oynayacağı bir soru işardı. Bu şey de iyi başlamışken. O yüzden hani tamam. E, çok Ben zaten dikkat edersen e, Benfero'nun veya diğer uğurun verdiği takaslar evet. gibi çok yerin dibine sokmadım. Sadece bana uygun değil dedim. Ee, onur burada ortalığı karıştıran bir isim oldu. Peki e, Orkun sen e, canlı yayında bir takas teklifi reddedeceğini açıklamıştın. Evet. E, yayına dün akşamdan beri saklıyorum. Yayına bıraktım. Red yani Öncelikle değerlendireceğim. Şu anda bir fikir değişikliği ve hakkını veririm. Hı hı. Onaylarım. Onaylamazsın. Ee, herkesin sen. önünde burada. Şimdi Uğur Ozan bana Kyrie Irving, Javel McKee ve Mike Conley pakete önermiş ee, karşılığında Embiid, George Hill ve Davis Bertansı istiyor. Ee, şimdi burada Mekki'yi biraz babalama yani o araya atılıyor. Sezonu da iyi başladığı için hani aklını karıştırır mıyım? <laughs> Karşı tarafta da George Hill tam tersine. Ben yani George Hill zaten ne hani ben de bir böyle boş anıma denk gelirsem George Hill zaten detay oyuncu falan diye veririm. Halbuki George Hill en azından takas edilene kadar yani takas edileceği de Şüpheli olmakla birlikte, kesin olmamakla birlikte iyi oynayacağını gösterdi. Tamam her gün 9'da 8 atmayacak ilk maçta olduğu gibi ama George Hill sonuna kadar e, açık bir takımda oynadığı için 14 sayı, 15 sayı yanında 5 asist ortalamalarını çok rahat yapabilecek bir oyuncu. All star, all star buyur. George Hill. Oğlum abartmıyorum bak sakin ol abartmıyorum. Yani NBA'de şu anda Oklahoma City Thunder oynayacak işleri takas olur. Takas olunca düşünürüz onu, bir daha gelirsin istersen. Bertans, şu anda zaten değeri düşük başladı ama bundan çok daha fazlasını vereceği açık. E Diğer tarafta işte dediğim gibi yani Ceval Mekki'yi ya Çıkarırız bir... kardeşim Ceval Mekki'yi beğenmiyorsan. Can da kimi koyacaksın Allah Allah. Abi çok basit bir şey var. <laughs> bu klasik borsacıs, Borsa simsarı yaklaşımı. Uğur, Uğur bilmiyoruz sanki manipülatör. Allah Allah. By Love Sell High abi. Oyuncu iyi durumdayken satacaksın, oyuncu kötü durumda Davis Bertans yavaş başladı. Almaya çalış. Şey Joel Joe, Joe bir maç kaçırdı belli mi olur? Halbuki Joel çok konsantre başladı falan. Onu almaya çalış. Joel Kilde de zaten şey. Diğer tarafta bütün oyuncuları harika başlayan oyuncular. Biz iş yapamayız bu ligde. Yani bu, bu, bu tavır karşısında. Tavır falan yok. Bir dakika tavır falan yok. Ya peki, ayandırdık. peki reddet bu teklifi. Red Yolumuza zaten. devam edelim. Reddediyorum şu anda. Reddediyorum. Şu bastım. An, şu anda reddet. Sana da haberi <laughs> birazdan gelir. <laughs> Çok hızlı gelmesi gerekiyor. Evet şu anda teklif önümden düştü. Hatta reddederken bir de not yazsaydım keşke ama. Dikkat ettiysen bir e, pattern patern oluştu burada. Kayrıyorum ki herkese teklif etmiş. <laughs> Hayır ben, karakterine güvenmediğini gösteriyor. <laughs> bir dakika bir dakika. ile alakalı ben şunu söyleyeyim. Ee, hani buna inanmak tabii ki size kalmış. Benim takıma baktığınızda mesela işte Porzingis bende sakat. Hatta açayım takımı. Porzingis bende sakat ve yani 10 Ocak'ta dönecek Porzingis. Bu da inside bilgidir bu arada. Net bir şekilde Letonyalı bazı oyunculardan aldığımız bilgiler bunlar. Şaka değil. NBA'de hiçbir yerde bulamazsınız bu bilgiyi. 10 Ocak'ta Porzingis dönmezse sonra Aranın konuşalım. Ziyade. Aynen. herkese de buradan bu tavsiyeyi yapmış olduğum <laughs> Bu arada <laughs> onun da dönüyor. Pardon, Pardon abi çok, çok kısa şeyi söyleyeceğim. Benim takımda asist e, yok. Yani hani var ama yok. Yani bir kategoriyi kazanmamı sağlayacak bir asist yok. O yüzden sıfırlamak istiyorum ben asisti. Pant edeceğim. Ya yani burada e, tabii bazı tartışmalı isimler de var kadronda. E, çok fazla ekranda kalmasın bu kadro. Ee, ama ben asisti dediğim gibi yani Kyrie Irving ve Mike Conley ki Mike Conley kontrat yılında e, senin evladındır zaten bir şey diyemem ben Mike Conley ile alakalı bence o da iyi sezon geçirecek belki hani bu kadar geçirmez ama e, onun da daha geçen yıllara göre daha iyi olacağı ortada ben adil bir teklif yaptığımı düşünüyorum kamuoyuna bırakıyorum buradaki değerlendirme kısmını ben de kamuoyuna bir şey bırakacağım izin Hı -hı. varsa adil bir teklif dedin Uğur Karakullukçu'nun geçen akşam yani perşembe akşamı bana yaptığı ama e, Abi bu, burada değilken çocuğu utandırmıyor musun? Yok istedim. utandır. Yani bunda, bunu bana söylerken utanmıyorsa başka şimdi izleyecek <laughs> utanmayacak? Bir dakika. Şimdi akş perşembe akşamı 22.12. <laughs> Aynen okuyorum. Kanka, Nerlens Noel'e attım. <laughs> Block Steel canavarı zaten, biliyorsun adamı. Bana da asist lazım, Derek White'i istedim. Denk oyuncular zaten. Ayrıca bir ay avantajın da var. Bu ne? Yani bu sonuncusu da tam satıcı. Ayrıca bir ay avantajın da var. Derek White oynamayacak yani, onu da satıyor. <laughs> Block Steel canavarı zaten. Şey ya, deseydin, e, kardeş NBA yayınlarını Esport'tan takip edebilirsin deseydin. Ya o sırada şey fazla yazamamışım. Oğlum herif yerek yazdı. <laughs> <laughs> ben ya. de şu ana kadar bir tane takas teklifi yaptım. Sezon daha başlamadan yaptım. Çünkü skor anlamında çok evet. ciddi problemliyim. Haberini aldık bu takas teklifinin. Kabul edilmedi ama hani herkesin şey vizyonu ve daha doğrusu terbiyesizlik sınırı belli olsun diye. Ben Rudy Gober'i, Rudy Gober'le... Anthony Edwards'ı verip Kevin Durant'le Maxi Kleber'i istedim. Ya bence o kadar dengesiz bir takas yok, değildi. Yok. Değil. Kesinlikle değil. Ama e, yıpranmış bir isim. Emre Gürkaynak. NBA Fantasy'de. Evet. E, adeta. E, yok Bu arada kabul etmemesini gayet anlıyorum. Yani. Yani e, i̇nsanlara güven duyması gerekiyor. Ülkek, şu anda Emre'nin öyle bir problemi. yok. Em, emre, ceylan gibi. Em, Emre'nin bana geçen sene yaptığı çok e, canımı sıkmıştı ama bu seneki şeyini kabul ediyorum. Bu fantezi dünyasında, hani NBA fantezi dünyasında çok istismara uğramış geçmişte. Dolayısıyla <laughs> tekrar diyaloğa açık gelmesi <laughs> Müsebbibi de <değil> burada. <mi> <laughs> Zaman alacaktır. Kapa 20 dakika oldu, kapatalım evet, artık. Kapatalım. Yani evet, kapatalım. Şeyi söyleyelim, e, yayının sonunda belki böyle biraz tavsiye bölümü yapabiliriz işte add drop ya da işte dikkat edilmesi gereken oyuncular Hı -hı. ilerleyen dönemde belki de yapmayız tabii ki. Ama biz tabii sıkıntılı bir ligde oynuyoruz. 16 yani takım. bizim ligde boşta kalan oyuncu direkt çöp oluyor. Geçen <laughs> <Çok> ufak oynamaları. <laughs> şöyle şöyle bir örnek vereyim. Geçen gün e, Orkun Çoluk yayındayız. Devre arasında Kent Base'in bu sezon çok iş yapmayacağını fark ettiği için değiştirmeye karar verdi ve Boşta kalan oyunculara bakmak isterken önce burnunu kapatıp açtın. Paddy Mills be, Paddy Mills. Paddy Mills'ı aldım. Çok iyi bak, o şey, iyi, ekleme, iyi ekleme. hemen açıktan şey yapıyor. Kardeşim yayın esnasında aldım falan diye. <laughs> yayın esnasında aldım. Ya yani ben hayır, sadece bu e, devasa hamleyi e, belirtmek istedim. Ki, transactionlar da e, alt bölümde bugün mesela Corey Joseph gibi çok önemli bir ekleme yapmış. E, parma. E, <laughs> Yani ekleyebileceğiniz maksimum seviyeler bunlar işte. Ya, Kemal Doni, Marcus Creed sakatlanır sakatlanmaz alınmış. <laughs> Abi sakatlandın sahneye gidiyorsun. Abi Cody Zeller bileğinin kırdığı haberi geldi 10 saniye sonra aldım. Bir dakika sonra iki kişiden abi ne zaman aldın diye mesaj geldi yani. Yam yam gibi atlanıyor böyle şey. Bazı canım. hamleler var. Mesela ilginç bir hamle. E, Erman Yaşar oyuncu atarken oyuncu almadı. Bu da farklı bir tarzdır. Fantezide biliyorsun. Takıma bir mesaj var. <laughs> <mi>? Aynen. Kadro <laughs> düştü. <dışında. gülüyor> Ayağınızın <ben kal. gülüyor> i̇şte Hamlelerden bazıları şu anda ekranlarınızda. E, tabii ki biraz daha detaylandırmaya çalışacağız ikinci programla birlikte. Ama ilk program için... Kaan Kural'a teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani bu boşluğu dolduramayız bundan sonraki programlarda. Ee, yani ikinci program mesela ruhat bir talepte bulundu. Böyle iyi başlamışken. O bu haftada kazanırsa hak ediyor canım bir şey demiyorsun. Bütün esprileri de yaptık zaten bu programda. Evet, artık, artık ikinci iki... hafta ne olacak? Bakalım. Bakalım evet, Sprite'a da teşekkür edelim. Sezon boyunca e, bizle birlikte olacaklar. Biz de hani Orkun'la ben sabitiz. Üçüncü kişi artık haftanın tartışılan ismi. Yani tercihen tabii ki böyle olacak ama... Ben direkt niye tartışılıyorum <laughs> abi? Kaan Kral müsait oldu. En <laughs> sen ünlü, abi en izleyici çekecek insan olarak abi Şimdi Tartışılan değil. Sen evet sen onursal bir konuk olarak zaten istediğinde... Alır. Aynen. İstediğinde <laughs> yani üçüncü kişiyi biz farklı biri de belirlemiş olabiliriz. Kaan abinin müsaitlik durumuna göre... Halktan kişi... konuklarımız olabilir. <laughs> Hiç öyle bir şey yoktu ama... Sanat dünyasında dünyasından olur. Sanat dünyasından olabilir. Ee, ya şimdilik böyle. Ee, daha dediğim gibi, e, daha dediğim gibi e, detaylandırmaya çalışacağız ikinci programda. Evet, böylelikle kapatalım. Tamam. Teşekkürler Kaan abi. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.